Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte coğrafya dersiyle ilgili ikinci dönem ikinci yazılda bizi hangi konular bekliyor? Gelin hızlı bir şekilde göz atalım. Şimdi burada biz tabii ki birinci yazılar için de bunu söylemiştik. Bizim birinci kısımda yazılı notlarımız var. Bu tabii ki de eskiden de yapmış olduğumuz bir kitap olduğu için yazılı da sizin bilginiz dahilinde. Yani hocanızın size soracağı konularla ilgili güzel konu özetleri yer almakta. Bu kitabı temin etmeyen arkadaşlar ikinci yazılılar için temin ederse yazıldan yüksek not alma ihtimali de artacaktır diyebiliriz. Devamında bu dönem için yapmış olduğumuz bu kazanımlarla ilgili yazılı denemeleri hazırladık. Bu kitabı da temin edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Eğer ki yazıldan yüksek not almak istiyorsanız diyelim. Peki bu yazılda bizi neler bekliyor derseniz ikinci dönem ikinci yazılda bir ünite doğal sistemler kısmı. Bak burada farklı iklim tipleri özellikleri bunların ile ilgili çıkarımlarda bulunacaksınız diyor. Zaten bu ikinci dönem birinci yazılının kısmı içerisinde de yer almaktaydı haberiniz olsun. Daha sonra beşeri sistemler kısmı burada yerleşme doku ve tipleri var. Bunları zaten dönem içerisinde konu anlatımlarıyla desteklemiştik. Burada da genel bir tekrarını yapacağız. Ve Türkiye'deki yerleşmelerin dağılışı burası da önemli. Ve devamında küresel ortam bölgeleri ülkelerde dünyadaki farklı bölge örnekleri. Bu doğal şekilsel bölge, beşeri şekilsel bölge, işlevsel bölge bunlardan bahsetmiştik. Kazanım kısmımız da senaryo 1 de bunlar yer alacak. Peki senaryo 2 de neler var? Gene aynı şekilde doğal sistemler kısmında iklim tipleri var ve aynı zamanda Türkiye'deki iklim tiplerinden de soru gelecek karşınıza haberiniz olsun. Beşeri sistemler kısmında gene yerleşme doku tipleri, Türkiye'de yerleşmeler, Türkiye'de yerleşme birimlerin idari fonksiyonlarına göre ayırt edeceğiz. Yani burada işte kentsel yerleşmeler, belediyeler, kırsal yerleşmeler, köyler, kasabalar bunlardan bahsedeceğiz. Bir de küresel ortam bölgeleri ülkeler gene bu kısımda var. Yani hem senaryo 1 hem senaryo 2 de iklimi göreceksin yerleşme bölge ve türleri. Hadi bakalım o zaman şöyle iklimi genel bir çıta şeklinde görmeye. Şimdi bizim iklim dediğimiz makro klima alanlar yani geniş bir alanda etkili olan iklim gruplarıydı. Burada farklı iklim tiplerimiz var. Hemen hızlı bir şekilde bunlara bakmamız gerekirse eğer ki her mevsimi yağışlı bir iklimden bahsediyorsa burada iki tane iklim tipini söyleyebilirsiniz. Bir ekvatoral iklim, ikincisi ise tabii ki bildiğiniz üzere Okyanusal iklim. Şimdi bu iki iklim tipinin ortak özelliği nedir dersek şu yeşil kutucuklar yağışı gösteriyor ya ikisinde de her mevsim birbirine yakın ölçekte yağış var. O zaman yağış rejimi düzenli iklimler dediğinde bu iki iklim tipini unutmayalım. Ekvatoral iklim nerede görülüyor? Amazon havzası, Kongo havzası, Malezya, Endonezya, Gine adalarında görülüyor ve dikkat ederseniz buradaki sıcaklık ortalamamız 25 derecenin hep üzerinde. Yani burada yıl boyunca hep ne koşulları yaşanacak? Yaz koşulları yaşanacak. Zaten bakın ekvatoral iklimin dağılış alanına baktığınızda ekvatora hattının tam üzerinde yer almakta. E bu da güneş ışınlarının yıl boyunca bu noktaya dik ya da dike yakın açıyla gelmesine neden olmuştur. Bundan dolayı da sıcaklık zaten yüksektir. Buradaki bitki örtüsü nedir dersek aha da şuraya ben şöyle çizmeye çalışayım. Yıl boyu yeşil kalan burada görmüş olduğunuz üzere yayvan yapraklı ormanlar. Ve aynı zamanda buranın toprak tipi bir de lateri topraklarıdır diyebiliriz. Hemen geldik gene sıcak iklim grupları içerisinde çöl iklimine. Çöl iklimindeki en önemli olayımız yağışın azlığıdır. O zaman ben şuraya şöyle yağış azlığı diye yazıyorum. Eğer ki burada yağış azlığı varsa nem azlığı vardır. E, nem azlığı varsa günlük sıcaklık farkı da oldukça yüksektir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki bu çöl iklimi dünyada nerede görülüyor dersek özellikle sevgili arkadaşlar bakın şimdi şöyle işaret yapıyorum. Bu hat Bizim için neden önemli? 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşu. Aynı şekilde bu hattın güneydeki kısmı da burasıdır. Hemen buraya da şöyle aldım. 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşu. Bu alanlar dünyadaki dönence çölleri olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki de çölün başka oluşum kısmı neydi? Deniz etkisinden uzak kara içleriydi. Burada da nereye alacaksınız? Orta Asya kısmını alacaksınız diyebiliriz. Ha bu arada şunu unutmayalım. Çöldeki bitki örtüsü nedir derseniz tabii ki de Bildiğiniz üzere kurakçıl, ot ve aynı zamanda kaktüsler yer almaktadır diyebiliriz. Peki burada iki tane iklim tipi var. Bunlar grafik anlamında birbirleriyle karıştırılabilir. Neden derseniz çünkü bu iki iklim tipinde de yaz yağışları var. Eğer ki biz buradaki yağış kısmını şöyle birleştirdiğimizde ve bunu ters çevirdiğimizde V harfi elde etmişsek bu savan iklimidir. Savanın V'sinden aklınıza gelebilir. Eğer ki biz buradaki yağış grafiğini şöyle birleştirdiğimizde ve ters çevirdiğinizde U harfi elde ediyorsanız bu da Muson'un U'sudur diyebiliriz. Tamam mı? Savan iklimi 0 derece enlemi ile 10 derece enlemleri arasında görülür ve belgeselleri izlediğiniz yerdeki iklim tipi savan iklimidir. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Ve geldim Muson iklimine. Özellikle Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da. Yani bu Asya kıtasının hemen Güney kısmında görülür. Ve burada en önemli bilmeniz gereken ülkede arkadaşlar Hindistan'dır bunu da unutmayalım. Peki bu iki bölgedeki bitki örtüsü nedir derseniz savandaki bitki örtüsü şöyle görmüş olduğunuz üzere ot toplulukları bunlar uzun boylu ot topluluklarıdır. Muson'daki bitki örtüsü ise geniş yapraklı ormanlardır ama bu ormanlar kış döneminde yaprak dökerler. Temel sebebi de dikkat ederseniz Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında yağış azlığı var. Bunu da unutmayalım. Önemli bir ifadedir. Akdeniz iklimi, ılıman kuşak iklimleri içerisinde yer almakta. Zaten bizim ülkemizin bir iklim tipi. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklimden bahsediyoruz. Bak, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklimden bahsediyoruz ve Akdeniz ikliminin en yağışlı döneminin kış mevsimi olduğunu şu yeşil kutucukların büyüklüğünden anlayabiliriz. Peki bu Akdeniz iklimi dünyada nerede görülüyor derseniz, 30 derece enlem ile 40 derece enlemleri arasında yer alan karaların deniz kıyılarında görülüyor. E şimdi Türkiye'yi düşündüğümüzde Türkiye bu enlemler arasında e otomatik Akdeniz iklimi de bizim ülkemizde görülecek. Burada biz Akdeniz ikliminin dünyada nerede görüldüğünü daha kolay bir şekilde öğrenebilmek için bak Türkiye'den şöyle dümdüz gittim. Gittiğim yerde Amerika'nın o batı kısmına geldim. Kaliforniya bölgesi burada da Akdeniz iklimi görülmekte. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden şöyle bir sola gittim, Şili'ye geldim. Şöyle bir sağa gittim, Avustralya'nın güney güneybatı uç kısımlarına geldim. Bu alanlarda da Akdeniz iklimi mevcut. Peki Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir derseniz, tabii ki buranın bitki örtüsü Makilerdir makileri tahrip edersek biz neleri ortaya çıkarıyoruz garikleri ortaya çıkarıyoruz aslında burada bir de ağaç grubu olarak çam anlamında kızılçam ormanları yer almakta ve burada da şunu unutmayalım bunlar ekvatoral iklim bölgesindeki ağaçlar gibi yıl boyunca yeşil kalmakta yapraklarını dökmemekte okyanusal iklim ekvatoral iklime benziyor dedik neden çünkü bu yeşil kutucuklar her ay birbirine yakın ölçekte paralellik göstermiş. O zaman buranın yağış rejimi düzenli ve Burası enlem anlamında biraz daha orta enlemlere denk geldik. Yani 30 derece enlemi ile 60 derece enlemleri arasında yer alıyoruz. Bundan dolayı bakın ekvatoral iklimde bizim sıcaklığımız hep 25 derecenin üzerindeydi. Ama okyanusal iklime geldiğimizde sıcaklığımız Ortalama anlamında 25'e çıkmamış. Çünkü biz ekvatordan ne yaptık? Oldukça uzaklaştık. Özellikle şunu unutmayalım. Sıcak su akıntılarının bulunduğu alanların o okyanusa yakın kıyılarında okyanusal iklim görülmekte. Peki bu sıcak su akıntıları hangileriydi? Onları da hatırlamamız gerekirse bak mesela burada Gulf Stream sıcak su akıntısı vardı. Başlangıç kısmı okyanusal iklim, bitiş kısmı okyanusal iklim. Alaska sıcak su akıntısı var. Okyanusal iklim Brezilya sıcak su akıntısı var okyanusal iklim. Mozambik Madagaskar sıcak su akıntısı var okyanusal iklim. Doğu Avustralya sıcak su akıntısı var okyanusal iklim ve buranın bitki örtüsü nedir derseniz buranın bitki örtüsü de gene ekvatoral yağmur ormanları gibi muson ormanları gibi geniş yapraklı ormanlar ile birlikte onlardan ayrılan farkı nedir dersek iğne yapraklı ormanlar diyeceğiz ve biz bu ormanlara karma yapraklı orman ifadesini kullanıyoruz onu da söylemiş olalım. Step iklimini bu, burada şöyle öğrenebiliriz. Bizim ülkemizde iç Anadolu bölgesinde görmüş olduğumuz iklimdir. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. Ee, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır ve buranın bitki örtüsü nedir derseniz tabii ki de bozkır bitki örtüsüdür diyebiliriz. Sert karasal iklim de bizim ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde görmüş olduğumuz iklimdir. Doğu Anadolu bölgesi Ülkemizde ortalama yükseltinin fazla olmasına bağlı olarak yazları serin kısa yağışlı, bak yazları serin kısa yağışlı, kışları uzun soğuk ve kar yağışlı olarak geçecek. Buranın iki tane bitki görsü var. Eğer ki şu kuzey kısmında görmüş olduğumuz bitki örtüsünden bahsedeceksek buradaki bitki örtümüz arkadaşlar iğne yapraklı ormanlar. Ama şu alanlardaki dağların yüksek kesimlerinden bahsedeceksek buradaki bitki örtümüzde çayır olarak karşımıza çıkmaktaydı. Geldik son iki iklim tipimiz bunlar soğuk kuşak iklimler olarak geçer. Tundra ikliminde sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Ve en sıcak dönemde bile sıcaklığımız 10 dereceyi geçmiyor. Ve enlem olarak zaten çok kuzeydeyiz. Bak kıtaların kıyılarını o kuzey kıyılarını ya da Grönland'ın o güney kıyılarını gördüğünüzde tundura dediğimiz topluluklar oluşacak. Ya şimdi uzun dönem sıcaklık 0 derecenin altındaysa toprak donmuş bir vaziyette. Buradaki 3-4 aylık süreçte sıcaklığım 0 derecenin üzerine çıktığı için bataklık ortamında şöyle yetiştirdiğimiz ot toplulukları yer almaktadır. Bunu da unutmamış olalım arkadaşlar. Geldik şimdi kutup iklimine. Kutup iklimi tabii ki de hem Antarktika hem de Grönland'da görmüş olduğumuz bir iklim. Sıcaklık ortalama 0 derecenin altında bit örtüsünden bahsedemeyeceğiz. Çünkü bu alanda buzullar yer almaktadır diyebiliriz. Peki Türkiye'deki iklim tiplerine baktığımızda neler var? Bizim ülkemiz mutlak konum yani matematik konum özelliklerine bağlı olarak Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer alır. Ama bunun dışında Karadeniz, Karasal, sert karasal iklimler de görülür. Bunun temel sebebi de göreceli yani özel konum özelliğidir. Bak şimdi. Normalde Akdeniz iklimi 30 derece enlemi ile 40 derece enlemleri arasında görülmüyor mu? Ülkemizin en güney kısmı 36 derece kuzey enlemi. En kuzey kısmı da 42 derece kuzey enlemi. O zaman biz bu kapsamda 30-40 derece enlemi dedik ya burada. Tamam. 30-40 derece enlemi dediğimiz alan tam şu kısmı yer almayacak mı? O zaman bu kısmın şu hattında şöylece normalde Akdeniz iklimi görmemiz gerekir. Ama biz geniş bir alanda karasal iklimi görmekteyiz. Neden dersek şundan dolayı. Bakın arkadaşlar güneyde bizim bir dağlık sistemimiz vardı hatırlayalım. Toros Dağları. Kuzeyde bir dağlık sistemimiz var. Bu dağlık sistemi de bir sonraki yıl bunu öğreneceğiz hep birlikte. Kuzey Anadolu Dağları diyeceğiz. İşte bu K Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları kuzeyden ve güneyden gelen nemli hava kütlelerinin iç kesimlere sokulmasını engelliyor. O yüzden bizim ülkemizin iç kesiminde çok geniş bir alanda hangi iklim görülüyor? Karasal iklim görülmekte diyebiliriz. Bunu unutmamış olalım bizim için önemli bir ifadedir. Doğuya doğru gidildikçe yükseltimizin artması iklimlerin biraz daha soğumasına sebep olacak. O yüzden de Doğu Anadolu bölgesinde sert karasal iklimin görülmesinin başlıca temel sebeplerinden bir tanesi hem karasallık şiddetini yükse fazla olmasıdır hem de yükseltinin artmasıdır diyebiliriz. Bizim ülkemizde iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu hani böyle bir bölge kavramımız artık yok ama bölge anlamında neresi derseniz Marmara bölgesidir diyebiliriz. Peki Karadeniz iklimi normal dünyadaki o büyük iklim tiplerinden hangisine benzer derseniz okyanusal iklime benzeyecek. Peki bu okyanusal iklim nasıl bir iklimdi? Ekvatoral iklime benziyordu, değil mi? Her mevsimi yağışlı bir iklimden bahsediyorduk. Karadeniz ikliminde de her mevsim yağışlıdır ve şunu unutmayalım. Karadeniz ikliminde en fazla yağış hangi mevsimde düşmüştür dersek sonbahar mevsiminde düşecek. Zaten bak burada şuna dikkat edin. Mavi kutucukların en yüksek olduğu ayları şöyle bir alın. Ve buradaki aylara bakın. Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım mayı e, Eylül Ekim Kasım dediğimiz bizim Sonbahar değil mi? O zaman bizim bu Karadeniz iklimimizdeki en yağışlı dönem de sonbahardır. Ve Karadeniz ikliminin en kurak dönemi Mart, Nisan, Mayıs yani ilkbahar dönemidir. Peki burada bitki örtüsü nedir dersek bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlar var artı burada iğne yapraklı ormanlar var. Eşittir ne oldu bu? Karma yapraklı ormanlar oldu. Zaten şu sağ tarafa geldiğimizde de en yağışlı dönemin %35'lik oranıyla sonbahar olduğunu en kurak döneminde yüzde on beşle ilkbahar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de Karadeniz ikliminde her yer aynı oranda yağış almamakta. Buradaki en yağışlı bölümü neresidir derseniz en yağışlı bölümü Doğu Karadeniz'dir. Daha sonraki ikinci, bak buraya birinci en yağışlı diyorum. İkinci en yağışlı yeri neresidir dersek Batı Karadeniz'dir. Bu iki alanın bu kadar yoğun yağış almasının temel sebebi dağların kıyıya çok yakın ve yükselti ortalamalarının da fazla olmasıdır diyebiliriz. Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'in o arka kısmındaki iklim bölgelerinde ise yağış miktarı diğer alanlara göre daha az düşmektedir diyebiliriz. Akdeniz iklimi biraz önce söylemiştik. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Ve Akdeniz ikliminde en yağışlı dönem %49'da. Yani burada yağışın yarısı kış döneminde düşüyor. Ve yaz dönemine bakarsanız %3'lük bir yağış var. Peki neden arkadaşlar yaz dönemi Akdeniz iklim bölgesinde bu kadar kurak geçiyor dediğimizde ülkemizde etkili olan basınç sistemleri vardı. Burada etkili olan basınç sistemimiz azor dinamik yüksek basınç kuşağıdır. Ve azor dinamik yüksek basınç kuşağı daha çok yaz döneminde etkilidir dinamik basınç kuşakları yıl boyu etkilidir. Ama azor dinamik yüksek basıncı daha çok yaz döneminde etkilidir. E yaz döneminde bu yüksek basınç kuşağı etkili olduğunda yağışın azlığına sebebiyet verir. Ve buna bağlı olarak da Akdeniz iklim bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçecektir. Bunu unutmayalım. Peki bu iklim bölgesinin bitki örtüsü nedir derseniz kızılçam ormanlarıdır diyebiliriz. Eğer ki biz bu ormanları tahrip edersek maki türleri makileri de tahrip edersek garip türleri ortama egemen olacaktır diyebiliriz. Bunlar yıl boyu yeşil kalan bodur ağaç ve çalılardır. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bak burada da 3 tipimiz var. 1. Akdeniz'in o kıyı kuşağı dediğimiz Antalya, Mersin, Adana o güney hattı var ya oranın ikliminde yağışlar daha iken Ege'ye çıktığımızda yağışlar biraz daha azalmakta, Marmara'ya doğru o güney kısmına doğru geldiğimizde de yağışlar biraz daha azalmakta böyle bir farklılığımız var. Karasal iklim kısmı yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı bir. Yazları serin kısa yağışlı, kışları uzun soğuk kar yağışlı olmak üzere iki kısmı ayrılabilir. Bunlardan birincisi eğer ki yaz yağışları var ise bu iklim genel itibariyle sert karasal iklim olarak geçer. Bizim ülkemizde de Doğu Anadolu tipik arasal iklim diye ifade edilir. Eğer ki en yağışlı dönem ilkbahar ise bu bizim için ılıman karasal iklim yani sitep iklimi olarak ifade edilir. Buradaki ayrımı da iyi yapmakta oldukça büyük fayda var. Bak nasıl? Mesela Doğu Anadolu tipi karasal iklim diyor ya hemen geriye geliyorum. Doğu Anadolu dediğimiz sert karasalın bulunduğu yer yani yaz yağışları olacak tamam mı? Buraya geldim bak şimdi Mayıs, Haziran, Temmuz yaza doğru bir kayış var tamam mı? Ama mesela Orta Anadolu dediğimiz bizim o karasal iklimimiz burada ise Mart, Nisan, Mayıs gördünüz mü? Tam net ilkbahar döneminde bir yağış fazlalığı var bunu unutmayın. Aslında burada size kolay bir tüyo vereyim konunun özeti olarak. Biz ülkemizdeki hangi iklimin hangi iklim grafiğinin nereye ait olduğunu nasıl bileceğiz derseniz şöyle yapacaksınız. Bunu zaten konu anlatımlarında da söyledik diye hatırlıyorum. Hemen elimize bir tane tuz gölünün olduğu yere kalemimizi koyuyoruz. Uzun basmayalım. Şöyle bir E harfi yapıyorsunuz. Bak Eşref'in E'sini yaptın. Tamam benim adımı yaptın. Ne yapıyorsun bundan sonra? Tuz gölünün bulunduğu yere şöyle üşenmiyorsun. İlkbahar yazıyorsun. E o zaman iç Anadolu bölgesindeki iklimimiz karasal iklim ve en yağışlı dönemi ilkbahar. Hemen köşesine geliyorsun Eşref'in. Buraya da şöyle yaz yazıyorsun. Şimdi bak mevsimleri sıralı gidiyoruz. O zaman Doğu Anadolu tipi karasal iklimde de en yağışlı dönem yaz mı? Tamam bitti gitti. Hemen Karadeniz'e geliyoruz. İlkbahar yaz sonra ne gelecek? Tabii ki de sonbahar gelecektir. Ha o zaman bitti olay. Bana bir iklimin sıcaklık yağış grafiği verildiğinde hemen bunu sonbahar olarak görüyorsam en yağışlı dönemini. E, i̇yi düşünüyorum ulan bu Eşref Hoca'nın neyesiydi? İlkbahar yaz sonbahar hop yukarıya çıktım diyorsun. Hemen şöyle Ege Akdeniz'e geliyoruz geliyorsun. Buraya da iki tane şöyle kocaman kış kış yazıyorsun ve olayı bitiriyorsun. Bak gördün mü? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bunlar böyle güzel bir şekilde hafızanızda tutulabilir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun içinde yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Peki bu iklimlerden sonra neye geleceğiz? Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan faktörler, yerleşmelerin dağılışı hem dünya hem Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen temelde iki faktör vardır. Bunlardan birincisi doğal faktörler. Mesela iklim. Eğer ki çok sıcak ise çok nemli ise, çok soğuk, çok kurak ise yerleşmeler seyrektir. Ilıman iklim bölgelerinde yerleşmeler yoğundur. Eğer ki yeryüzü şekilleri dağlık ve engebeli ise yerleşmeler seyrek, düz ise yerleşmeler yoğundur. Su kaynaklarının zengin olduğu alanlar genel olarak yerleşmenin yoğun, su kaynaklarının az olduğu alanlar genel olarak yerleşmelerin seyrek olduğu yerlerdir. Bitki örsünün gür olduğu yerler seyrek, bit görsünün çok seyrek olduğu alanlar da gene seyrek yerleşmelerdir. Burada bitki ile iklimi ilişkilendirmeniz lazım. Jeolojik yapı ve kayaçlar. Mesela nasıl diyebiliriz? Kayaç anlamında düşünürsek maden sahalarına bakmamız lazım. Mesela kömürü düşünebiliriz. Mesela madeni işleme kısmını düşünebiliriz. Bu alanlar genel itibariyle beşeri kısmına da ilişkilendirilecektir diyebiliriz. Tamam bak bunu da unutmayalım. Verimli topraklar varsa yerleşmeler yoğun. Beşeri kısma geldiğimizde buradaki söylemiş olacağımız tarım, sanayi, turizm, ulaşım ya da ticaret gibi durumlar ne kadar gelişmişse yerleşmelerde o kadar yoğundur diyebiliriz. Mesela bana böyle bir harita verdi ve nerede yerleşme seyrek nerede yerleşme yoğun derse hemen şöyle ekvator hattını görüyorsun. Burası Amazon Havzası. Burada iklim sıcak, nemli bit görsügür. O yüzden burada yerleşmeler seyrektir diyebiliriz. Aynı şekilde burası Kongo Havzası. Amazon Havzası ile aynı özellikleri sergiler. O yüzden yerleşmeler seyrektir. Ama mesela 6 numaraya geliyorum. O sahra dediğimiz çöl bölgesini görüyorum. Yerleşme seyrek yağış azlığı. Aynı durum nere için geçerli derseniz 9 numara için geçerlidir. Burası da Orta Avustralya çöl bölgesidir. Yerleşme seyrektir. 8 numara ile 4 numaradaki yerleşmenin seyrek olmasındaki ana faktör aynıdır. İkisi de kutup bölgesidir. Bu alanlarda yerleşmeler seyrektir. Ve aynı zamanda 12 numara ve 3 numarada yerleşmenin seyrek olmasının temel sebebi de aynıdır. Soğuk iklim bölgesidir diyebiliriz. 2 ve 5 numarada yerleşmeler yoğundur. Yoğun olmasının temel sebebi de beşeri faktörlerdir diyebiliriz. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret her şey gelişmiştir diyebiliriz. 11 numara Mezopotamya dediğimiz alandır ve bu alan tarihi faktörlere bağlı olarak günümüzde de yoğun yerleşme alanı içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. 10 numaraya geldiğimizde ise burada Himalaya dağları yer alıyor. Dağlık sistemden dolayı yerleşmeler seyrektir diyebiliriz. Bak şunu unutmayalım. Bizim burada yerleşmemizi etkileyen durumlardan bir tanesi de tarihi faktörlerdir. Bak buna oldukça dikkat edin. Mesela bu tarihi faktörlere bağlı olarak şurası da yoğun yerleşmedir. Burası da yoğun yerleşmedir. Bu iki alanı şöyle alıyorum. Tarihi faktör diye yazıyorum. Biri Mısır medeniyeti, biri Mezopotamya medeniyeti günümüzde hala yoğun yerleşmeye sahiptir diyebiliriz. Biz yerleşmeyi Oluşum tiplerine göre kırsal ve kentsel yerleşme diye ikiye ayıracağız. Tabii ki bunların birbirinden ayrılmasındaki temel esas hem ekonomik faaliyet grubudur, hem yönetim birimleridir, hem de nüfus özellikleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kırsal yerleşmelerde biz tarım hayvancılık, ormancılık yaparken kentsel yerleşmelerde sanayi hizmet faktörleri. Kırsal yerleşmelerde nüfusumuz 2000'in altındayken kentsel yerleşmelerde nüfusumuz 2000'in üzerindedir. Bunu da unutmayalım. Bunlar da burası için önemlidir. Bir de burada yerleş ...yerleşmelerin o doku ve tiplerinden bahsetmemiz gerekirse. 1- Kuruldukları yere göre kırsal yerleşmeler. Orman içerisinde olabilir, ovada, vadide, dağın eteğinde olabilir. Bunlar böyle farklılık gösterir. Dokusuna göre eğer ki bir yerleşmede evler birbirine yakın ise böyle... ...burada toplu dokulu yerleşmeler vardır. Eğer ki bir yerleşme biriminde evler birbirinden böyle uzaksa... Burada da dağınık dokulu yerleşmeler vardır diyebiliriz. Yerleşme planında bir hat boyunca kurulabilir. Işınsal ya da dairesel ya da küme. Mesela küme dediğimiz kısım evlerin belirli bir kısmı burada küme şeklinde toplanmıştır. Diğer kısmı burada küme şeklinde toplanmıştır. Diğer kısmı da burada küme şeklinde toplanmıştır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki nüfusun büyüklüğüne göre dediğimizde en büyük kırsal yerleşme birimi kasabadır. Kasabadan küçük kısım köy Köyden küçükler köy altı yerleşmesi diye geçer. Kom var, oba var, oğul var, mezra var, dalyan var, çiftlik var bunlardır diyebiliriz tamam mı? Onun dışında burada başka neyden bahsetmemiz gerekirse ekonomik işler. Tarım köyü olabilir, hayvancılık köyü, ormancılık, dokumacılık, balıkçılık, madencilik köyü olabilir. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Kentsel yerleşmelere geldiğimizde ise burada nüfus miktarına göre küçük kentler var nüfusu 20 bin 200 bin arası. Orta büyüklükteki kentler 200-500 bin arası. Büyük kentler 501 milyon arası. Metropolitanlar da 1 milyonun üzeridir diyebiliriz. İşlevlerine göre turizm şehri mesela Antalya. Kültür şehri mesela Eskişehir. Ticaret şehri mesela İstanbul. Liman şehri Mersin İzmir. Tarım şehri Adana Urfa. İnanç şehri mesela Mardin değil mi? ya da İzmir önemli yerlerden bir tanesi. Konya, İstanbul çok önemli. İdari şehir Ankara, maden şehri Zonguldak, Batman, sanayi şehri İzmit, İzmir, Bursa. Örnek vermemiz gerekirse. Şimdi geldik Türkiye'deki yerleşmelerin yoğun ve seyrek olduğu alanlara bakmaya. Mesela bir numaralı alan. Bu alanda yerleşmeler seyrektir. Neden? Çünkü Yıldız Dağları var. 2 numaralı alan bu alanda yerleşmeler yoğun. Çünkü İstanbul var. 3 numaralı alan gene yerleşmeler yoğun. Bursa Balıkesir attı. 4 numaralı alan gene yerleşme yoğun. İzmir çevresi. 5 numaralı ve 6 numaralı alanlarda yerleşmeler ortak seyrektir. Çünkü burası teke platosudur. Burası ise taş eli platosudur. Karstik arazi hem de bu alanlarda yer şekilleri dağlık ve engebeli yerleşmelerde seyrektir diyebiliriz. 7 numara Çukurova'ya geliyoruz. Tarımsal faaliyetler, tarıma dayalı sanayi yerleşmeler yoğun. 14 numaraya geliyoruz. Şanlıurfa tarımsal faaliyetler yerleşme hattı bu anlamda yoğundur diyebiliriz. 13 numara Hakkari yerleşmeler seyrektir. Unutmayalım. 12 numara Erzurum, Kars ve yer şekillerinin harita üzerinde görmüş olduğunuz üzere engebeli olması yerleşmelerin bu kapsamda seyrek olmasına neden olmuştur. 11 numara Karadeniz'in kıyı kuşağı, Trabzon ve Rize hattı bu alanda yerleşmeler yoğundur tabii ki. 10 numara Samsun yerleşme yoğun. Özellikle burada tarım, tarıma dayalı sanayi diyebiliriz. 9 numaraya geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar yerleşmeler bu kapsamda iç kısımlarda yer şekillerine bağlı seyrektir. 8 numaraya geldiğimizde Ankara hattı ve çevresi yerleşmeler yoğundur diyebiliriz. Burada eğer ki bize tuz gölünü verirse burada yerleşmelerin seyrek olduğunu unutmayalım. Bu önemlidir diyebiliriz. Şurayı şöyle Ankara olarak alıyoruz. O yüzden şöyle yerleşme yoğundur diyoruz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Peki Geldik son kısım. Bölge ve türleri. Benzer özellik gösteren dünyadaki birimleri biz bölge diyeceğiz. Bölgeyi de temelde ikiye ayıracağız. Bir şekli şemali olan bölgeler ki biz bunlara şekilsel bölge diyeceğiz. Bir de işlevi olan bölgeler işlevsel bölge. Şekilsel bölgeyi doğal özelliklerine göre doğal şekilsel beşeri özelliklerine göre de beşeri şekilsel bölge diyoruz. Mesela yer şekillerine göre dağlık engebeli düz bölge diyebiliriz. Ova bölgesi, plato bölgesi diyebiliriz. İklimine göre Akdeniz iklim bölgesi, ekvatoral iklim bölgesi, savan bölgesi diyebilirsiniz. Hidrografik özelliklerine göre okyanus bölgesi, su bölgesi diyebilirsiniz. Toprağa göre laterit bölgesi, kahverengi orman bölgesi ya da tundura toprakları bölgesi diyebilirsiniz. Bitkiye göre geniş yapraklı orman bölgesi, maki bölgesi ya da step bölgesi diyebilirsiniz. Afetlerine göre deprem bölgesi, tsunami bölgesi, volkanizma bölgesi diyebiliriz. Beşeri de işte bunların hepsini de dahil ediyoruz. İşlevsel hizmet bölgesi yani bir hizmetin insanlara daha iyi ulaştırılabilmesi için oluşturulmuş bölgelerdir. Mesela karayolları genel müdürlüğü bölgeleri gibi bunu unutmayalım. Kalkınma projesi bölgeleri bölgeler arasındaki gelişmişlik seviyesinin en asgari düzeye indirilmesi için oluşturulmuş bölgedir diyebiliriz. Yönetim bölgeleri büyük şehir belediyelerini dahil edebiliriz. İstatistik bölgesi de TÜİ'nin hazırlamış olduğu bölge gruplarıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bölgedeki esprimiz nedir? Bölge sınırları bölgeyi oluşturma amaç ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Mesela Ankara'yı düşündüğümüzde nüfusa göre yoğun nüfuslu bir bölgedir. İdari yapıya göre büyük şehir belediyesi bölgesi içerisine girecektir değil mi? Ya da iklimine göre sitep iklim bölgesidir. Yani Ankara ilimizin her bölge kısmında farklı bir bölge içerisinde olduğunu unutmayalım. Bazı bölgeler tarihi süreç içinde ortadan kalkarak yapılan yatırımlarla yeni bölgelere dönüştürülebilir. Bunu da unutmayalım. Ya da bir bölgenin sınırı zaman içerisinde genişleyebilir ya da daralabilir. Mesela Avrupa Birliği bölgesi İngiltere'nin çıkmasıyla birlikte bölge sınırı daraldı. Ama mesela NATO İsveç'in NATO iyi olmasıyla birlikte NATO'nun ne almış oldu, genişlemiş oldu. Bazı bölgelerin sınırları birbiriyle örtüşür, ki farklıdır. Nasıl? Mesela sitep bitki bölgesi ile neyin sınırı örtüşecektir dersek kahverengi bozkır topraklarının sınırı birbiriyle örtüşecektir. Ya da maki bitki bölgesi ile Kızılçam orman bölgesinin sınırları genel itibariyle birbiriyle örtüşür ve Akdeniz iklim bölgesinin sınırları da bunlarla örtüşecektir. O zaman bizim İklime göre oluşturduğumuz bölgelerin sınırları o bölgedeki toprağın sınırlarıyla ve aynı zamanda bitkinin sınırlarıyla benzerlik göstereceği için bu üç bölgenin sınırı benzerlik gösterir ve bölgelerin sınırları tam olarak bazen bilinebilirken bazen bilinmez. Mesela Akdeniz iklim bölgesinin sınırlarını tam olarak bilemeyiz. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bölgesel kalkınma projesi dedik mesela Konya Ovası projesi var. Bu illerin sınırlarıyla çevrilidir. Ya da Avrupa Birliği bölgesi dedik ya ülkelerin sınırlarıyla çevrilidir. O yüzden bazı bölgelerin sınırları tam net anlamda belirlenebilirken bazı bölgelerin sınırları belirlenemez. Özellikle şunu unutmayalım. Doğal şekilsel bölgelerin sınırlarını ayırt etmek oldukça zor ve güçtür. Ama hem beşeri şekilsel bölgelerin sınırları, beşeri diye yazalım, hem de işlevsel bölgelerin sınırları net anlamda ne yapılabilir? Ayrılabilir. Bunu da unutmayın. Şimdi artan bir nüfusumuz var. 8 milyarın üzerinde bir nüfus var ve bu nüfusu ister istemez doğayı ne yapıyor? Kullanıyor. Ve doğada ister istemez değişiklikler yaratıyor. Özellikle insanın doğa üzerindeki baskıcı Döneminin başlangıç tarihi neresidir derseniz maalesef ki sanayi devrim. Biz bu sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıtları yoğun ölçekte kullanmamıza bağlı olarak birçok sorunu da beraberinde getirmişiz. Atmosfere bu süreçten sonra 2.3 trilyon tonluk bir karbon salınımımız var biliyor musunuz? Küresel ısınma neden var? Sanayi devrimi ile birlikteki meydana gelen o karbon salınımına bağlı olarak gerçekleşmiştir diyebiliriz. Temel sebeplerinden bir tanesidir. Ve insan oğlu teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı yapılaşmaya da gitmiş. Mesela ne? Olumsuz anlamda olumlu anlamda da olabilir. Burada örnek vermemiz gerekirse Manş Tüneli projesi. Mesela İngiltere ile Fransa'yı Manş Denizi tabanından birbirine bağlıyor. Hollanda polderleri mesela denizin doldurulmasıyla yapılmış alanlar. Aynı durum mesela Kansai Havalimanı için geçerli. Aynı durum mesela Palmiye Adası için de geçerli. Gotthard Beys Tüneli mesela dağı delip insanlar özellikle İsviçre'de demiryolu ulaşımında bu ulaşım yapmışlar. Hong Kong Zuhai Mako Köprüsü en uzun köprü hattından bir tanesidir diyebiliriz. Bunun mesela dünyada örnekleri olduğu gibi Türkiye'de de örnekler var. Mesela Maş Tüneli'nin örneği Marmaray ve aynı zamanda Avrasya Tüneli. Maş demiryolu hattıydı ya bizim Marmaray'ımız da demiryolu hattı. Avrasya Tüneli demiryolu hattı değil. Aynı zamanda Hong Kong Zuhai Mako Köprüsü var ya al bizde de Osman Gazi Köprüsü var. Hollanda Polderi varsa bizim de Karadeniz sahil yolumuz var. Ya da Maltepe Sahil Parkımız var. Ulan onların Kansai Havalimanı varsa ah bizim de ordu giriyorsun. Yani orgi havalimanımız var. Yani bu örnekler dünyada olabileceği gibi gelişen teknolojiyle birlikte de Türkiye'de de mevcuttur diyebiliriz. O zaman gelin şimdi etkinlikler kısmına şöyle bir göz atalım. Diyor ki soruda bize aşağıda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan meteoroloji istasyonlarına ait sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir. Grafikleri yorumlayarak soruları cevaplayınız diyor. Şimdi dur o Dur orada dur. Hemen yorum yap. Hangi iklim bunlar? Hemen birinci iklime bakıyorum bak. Birinci iklime baktım. Birinci iklimde yazları ha dikkatimi çeken ne? Kuraklık var. Ve en yağışlı dönem kış mı? Türkiye demiş mi sana? Hemen şöyle eşrefin E'sini çiz. Ha bak sınavda hemen benim aklım gelsin. Tamam? Eşrefin E'sini çizdin. Şuraya şöyle yazdım ilkbahar. Şuraya şöyle geldim yaz. Şuraya şöyle geldim sonbahar ve şuraya şöyle geldim kış kış diye yazdım. E şimdi birinci grafik zaten bak burada soruyu cahil cahil okursak işin içinden çıkamayız. Ne demiş burada? Bize Türkiye'nin demiş. O da biraz koyu oldu. Şunu da şöyle sileyim tamam mı? Hatta şöyle ayırt edebileceğiniz şekilde bu olur mu? He? Vallahi güzel oldu. 10 numara 5 yıldız oldu. Bak şimdi kışı gördün mü? Kış sağ alt köşede kime gitti? Akdeniz iklim bölgesine gitti. O zaman bizim bu birinci iklimimiz hangi iklimmiş derseniz ben şuraya şöyle güzel bir şekilde ne yazıyorum? Akdeniz iklimi yazıyorum. Tamam bunu bulduk. Şimdi ikinci iklime geliyorum. 4 5. aylar yağış fazla. 4 ve 5. ay Nisan ve Mayıs mı? O zaman bu ikinci iklim tipinde de en yağışlı dönem ikbahar mı? Hemen şuraya geldim. İlkbahar yağışları Orta Anadolu'da mı? O zaman bu iklimimizde hangi iklim oldu? Karasal iklim oldu sevgili arkadaşlar. Bunu da yazdık bitti gitti. 3. iklimme geldim. Bak dikkat et. 5, 6, 7 yaza doğru bir yağışın kayması var mı? Var. E o zaman yaza doğru yağış kayıyorsa bu da gene karasal iklim. Bak şuraya şöyle karasal diye yazdım ama bu normal karasala göre biraz daha serti. Yani sert karasal. Doğu Anadolu tipi karasal iklim diye geçer tamam mı? 4'e geliyorum. Bak 9, 10, 11 en yaşı dönem. Yani Eylül, Ekim, Kasım. E sonbahar dönemi o zaman bu iklimde ne oldu? Sonbahar neredeydi? Karadeniz'deydi. O zaman bu iklimimizde Karadeniz iklimi oldu diyoruz. Şuraya da şöyle ben Karadeniz diye yazdım. Peki bana ne diyor? Birinci soruda demiş ki istasyonları toplam yağış miktarları bakımından en çok olandan en az olana doğru sıralayınız. Yani şimdi gözümüzde göreceğiz. En çok olan hangisi Karadeniz? O zaman 4 numarayı buraya aldım mı? aldım. En çok olandan en az olana doğru sıralıyorum. Daha sonra grafiklere baktığımda birinci grafikte yağış 2 ve 3'e göre daha fazla. O zaman en yağışlı ikinci iklimimiz Akdeniz iklimi. Peki karasalda mı sert karasalda mı daha fazla yağış var derseniz sert karasalda yağış var. O zaman 3 numara buraya alıyorum ve 2 numarayı da böyle aldım. Burayı yapmış oldum. İstasyonları ortalama sıcaklık değerleri bakımından en düşük olana doğru sıralayınız diyor. Şimdi sıcaklık değerlerini bak mesela solda göstermiş. Biraz daha harita küçük gözüküyor olabilir. O grafikler küçük gözüküyor olabilir ama bak bu ne kadar kırmızı ne kadar yukarı çıkmış gördünüz mü? 25'e kadar 30'a kadar çıkmış. O zaman en sıcak iklimimiz Akdeniz iklimidir. Zaten ben burada iklimleri biliyorum ya. Aşağısına hiç gerek bile kalmadı ya. En sıcak o zaman Bak en düşük olana doğru diyor ya. O zaman en sıcağı en başa yazacağız değil mi? O zaman buraya böyle bir yazdım. Peki Akdeniz ikliminden sonra sıcaklık ortalaması anlamında en sıcak iklimimiz hangisidir dersek bu kapsamda karasal iklim. Oraya aldım 2. Sonra kim gelecek? 4 numara yani bizim Karadeniz iklimimiz gelecek ve en sonda da 3 numara sert karasal iklim gelecektir diyebiliriz. İstasyonların en yoğuşu mevsimlerini yazınız. E Akdeniz iklimi hemen e çizdim ya oradan gidebilirim. Birinci istasyonumuzda en yağışlı dönem neydi? Akdeniz iklimi olduğu için kış dönemiydi. Bunu yazdım. İkinci istasyonuma geldim. İkiyi de hemen şöyle normal sayı ile yazalım. Hemen şöyle rakam ile yazalım. 2 numarayı aldım. 2'deki en yağışlı iklimime bakıyorum. 2 neymiş? Karasal iklimmiş. Hemen şuraya geldim şöyle. İlk bahar yağışları varmış. Bunu da şöyle şuraya ilkbahar diye yazdım. Devam ediyorum. 3 numaraya geldim. 3 numara sert karasal. 3 numarada en yağışlı dönem ne zamanmış? Yaz dönemiymiş. Bunu da böyle şuraya yaz diye yazdım. Ve 4 numaraya geliyorum. 4 numara Karadeniz iklimiydi. En yağışlı dönemi ne zamandı Karadeniz ikliminin? Sonbahar dönemiydi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bak ne oldu? Bu E harfi var ya E harfi Allah ondan razı olsun birçok işimizi ne yapıyor bu kapsamda çözüyor. Peki bana soruda demiş ki dördüncü soruda hangi istasyonlarda yaz kuraklığı isteyen tarım ürünleri yetişmez? Şimdi bir tarım ürününün yaz kuraklığı istiyorsa yazın yağışın olmaması lazım düz mantık. Bak yazın yağışın olmaması lazım düz mantık. Peki bana diyor ki Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünleri yetişmez. O zaman yaz yağışının olduğu yerde bu tarım ürünü yetişmeyecek. Peki yaz yağışı kimde vardı? O 3 numara sert karasal iklim, değil mi? O zaman 3 numaralı istasyonda bu yetişmeyecek. Bir de şey dikkatinizi çeksin çocuklar. Bak. Karadeniz iklimi her mevsim yağışı değil mi? yağışlı. O zaman burada da yağış, yağış varsa yaz kuraklığı isteyen bir tarım ürünü için bu olumsuz bir durumdur. Bunu da buraya 4 diye aldım. İstasyonlarda görülen bitki örtüleri nelerdir? Bir numaralı iklimimiz Akdeniz iklimiydi. Burada kızılçam ormanları vardı ve aynı zamanda burada maki türleri vardı ve aynı zamanda burada garik türleri vardı. Yıl boyunca yeşil kalan bodur, ağaç ve çalılar olarak karşımıza çıkmakta. Bunu unutmayalım. Hemen şöyle iki numaraya geldim. İki numaraya bakıyorum. Karasal iklim. Burada sitep türleri vardı. Yani bunlara biz ne diyeceğiz? O toplulukları diyeceğiz. İlkbaharda yeşeren, yazın sararıp kuruyan ot toplulukları. 3 numaraya geliyorum. 3 numara sert karasal iklim. Burada çayır örtüsü var. Burada çayırın olmasının temel sebebi de yaz yağışlarıyla birlikte yeşil kalmasıdır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Bir de 4 numaraya geldim. 4 numarada ne var? Karadeniz iklimi var. Burada da karma yapraklı ormanlar var. Buraya şöyle hemen ben de yazayım. Karma yapraklı ormanlar diye bunu eklemiş olduk sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer sorumuza. Ekvatoral iklimin özelliklerini açıklayınız. Bak şimdi ben bu soru sizin hafızanızda daha kalıcı olsun diye sağ tarafa ekvatoral iklimin hem sıcaklık grafiğini hem de yağış grafiğini koydum. Hem de dünyada nerede görüldüğünü koydum tamam mı? Öğretmeniniz bu kadar vicdanlı olmaz. Hemen o zaman biz bunu biraz yazarak biraz okuyarak yani sözel anlamda söyleyelim. Birincisi bak şimdi kırmızıya dikkat et. Kırmızı 25'in üzerinde mi? O zaman bu iklimin hemen ben şuraya şöyle yazıyorum. Bak bu iklimin sıcaklık ortalaması üşenme yaz 25 derece üzerindedir. Bak bunu ben yazdım buraya böyle. Devamında diyorum ki bak sıcaklık farkın burada fazla mı az mı derseniz. Bak bu 25'in altına hiç inmemiş 30'a da çıkmamış. 25-30 arası sürekli gezmiş durmuş mu? O zaman şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu iklimde sıcaklık farkı oldukça azdır. 1-3 derece arası. Bununla birlikte yağış her mevsim var mı? O zaman şuraya şöyle diyorsun ki yağış Rejimi düzenlidir diyorsun. Her mevsim bir yağış var. Yağış rejimi düzenlidir dedin. Ve aynı zamanda yıllık yağış miktarını da toplayabilirsin. Neyi toplayacaksın? Şuradaki yeşil kutucukların kaç milimetre olduğunu. Ortalama şöyle, buraya 150 milimetre. Bakın şurada 150 diye yazıyor. Şu yeşil fazlalıkların hepsini şuradaki azlara eklesem her ay 150 milimetre yağış düşmüş. E 150 ile 12'yi çarparsan 1800 milimetre yapar. O zaman burada 1800 mm'de maks yağış fazla mı? Fazla. O zaman bunu şöyle diyebilirsin. Buradaki yıllık yağış miktarı yuvarlarsın 2000 milimetre üzerinde dersin. Kimse sana niye böyle yazdın diye kınamaz. Öğretmeni seni arayıp da oğlum. Eşref sen niye buna 2000 mm üzeri yazdın diye bir şey de söylemez haberiniz olsun. Nerede görülüyor bu iklim tipi derseniz 0 derece ile 10 derece enlemleri arasında görülür. Bak bu ifade oldukça önemli. Enlemleri arasında bir Amazon havzası yani Brezilya'nın bulunduğu alan şurası. 2 tam şurası. Nere bura? Kongo havzası. 3 tam şura. Burada kim var? Burada Malezya var. Burada Endonezya var ve burada sevgili arkadaşlar Gine adaları var. Yani bu alan ekvatoral iklim bölgesidir. Peki buranın bitki örtüsü nedir dersek yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ormanlardır diyebiliriz. Yani sen var ya bunları yaz öğretmenin sen şöyle alnından tutar öper diyebiliriz tamam mı? Geldik şimdi diyor ki bak dokusuna göre kırsal yerleşmeler kaç ayrılır? Arkadaşlar dokusuna göre kırsal yerleşmeler temelde iki ayrılacaktır. Bunlardan bir tanesi toplu dokulu kırsal yerleşmeler, bir diğeri ise dağınık dokulu kırsal yerleşmeler. Tamam mı? Bak dokusuna göre iki ayrılır. O kavram haritasına dikkat edin. Doku dediğinde bunları alabilirsin. Ha ekstrasını altına birazdan ekleyeceğim. Peki bu toplu dokulu kırsal yerleşme ile dağınık dokulu kırsal yerleşme nasıl oluyor? Şimdi bak ben buraya iki tane köy sınırı çizdim. Eğer ki bir köy içerisinde evler benim buradaki çizmiş olduğum gibi birbirine oldukça yakın ise yani dip dibe ise burada toplu dokulu yerleşmeler vardır. Eğer ki evler birbirinden oldukça uzak ise bir ev burada bir ev burada bir ev burada ise bu alanda dağınık dokulu yerleşmelerdir. Peki bunlar nasıl kurulmuştur dersek bak şimdi güzel bir ayrım yapalım. Su kaynakları açısından dağınık dokulu yerleşmeler zengindir. Su kaynakları açısından toplu dokulu yerleşmeler fakirdir. Ha, o zaman bir yerde su kaynakları yetersizse orada genel olarak toplu dokulu yerleşmeler, bir yerde su kaynakları fakirse dağınık dokulu yerleşmeler vardır. Su kaynakları zenginse dağınık dokulu yerleşmeler vardır. Bunu unutmayalım. Geldim yer şekilleri diyorum. Bak yer şekilleri eğer ki bir yerde yer şekilleri engebeli ise dağınık dokulu yerleşmeler, yer şekilleri düz ise top dokulu yerleşmeler bulunacaktır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım tamam mı? Ve bizim ülkemizde toplu dokulu yerleşmeleri özellikle İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın bir şekilde görürüz. Batı kısmında da görüyoruz. Dağınık dokulu yerleşmeleri ise arazinin engebeli olduğu, özellikle Karadeniz iklim bölgesinde görmekteyiz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Nüfus miktarına göre kırsal yerleşmeler kaç ayrılır diyor. Arkadaşlar nüfus miktarına göre kırsal yerleşmeler 1. kasaba yerleşmeleri, 2. köy yerleşmeleri, 3. Köy altı yerleşmeleri olmak üzere üç gruba ayrılacak. Bak bir kasaba yerleşmeleri, iki köy yerleşmeleri, 3 köy altı yerleşmeleri olarak üç gruba ayrılacaktır. Peki bu köy altı yerleşmeleri nedir derseniz, gelin şimdi onları ya da köy yerleşmelerini bunların hepsini teker teker şöyle açmamız gerekirse sevgili dostlar. Şimdi bak. Köy yerleşmelerinde nüfus 2000'in altındadır. Tamam mı? bak bunu unutmayalım. Bu bizim için önemlidir. Köy yerleşmelerinde genel itibariyle hakim ekonomik faaliyet ya tarımsal faaliyetlerdir ya da hayvancılık faaliyetleridir. Bunu da unutmayalım. Ve köylerde genel itibariyle muhtarlar yer almaktadır. Tamam mı? Bak bunu da unutmayalım. Bu da önemlidir. Köy altı yerleşmesi ise şunu unutma köyün sınırları içerisinde bak tekrar söylüyorum köyün sınırları içerisinde tamam mı köyün sınırları içerisinde köye ait birimlerdir. Mesela bunlar kimdir dersek divan var. Divanla birlikte mesela mezra var. Bunlar da temel ekonomik faaliyet tarımsal faaliyetlerdir. Onun dışında mesela mahalle var köyü oluşturan birimlerdir. Onun dışında bir de kim var? Çiftlikler var. Bak bunlar şunu unutma şuradaki yazdıklarımız var ya bunlar köy altı yerleşmelerindeki sürekli köy altı yerleşmesidir. Yani insanlar burada yıl boyunca yaşıyor. Yaylalar var dağların yüksek kesimlerindeki yerleşme birimleri. Komlar var, obalar var, ağıllar var. Bunlar mesela hayvancılık yaptığımız yerleşme birimleridir. Dam var, dalyan var. Damda mesela tarımsal faaliyetler yürütülüyor. Dalyan'da balıkçılık faaliyetleri yürütülüyor. Peki bunlar nedir dersek? Bak kom, oba, ağıl, dalyan, yayla bunlar ise geçici köy altı yerleşmeleridir. Yani biz burada belirli bir dönem yaşıyoruz bunu da unutmayalım. Peki arkadaşlar kasaba dediğimiz nedir derseniz nüfusun 2000 ile 20 bin arasında olduğu yerleşme birimleridir. Kasabada evet tarımsal faaliyetler yapılır ama sanayi faaliyetlerinde biz bu kasaba yerleşmelerinde ne yapmaktayız, görebilmekteyiz. Bunu da unutmayalım. Küçük çaplı sanayi tesisleri ve aynı zamanda bu alandaki faaliyet grubu ise ticaret olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ifade de bizim için önemlidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik diyor ki soruda bize insanların Barınma, korunma, dinlenme ve çalışma gibi ihtiyaçlarını karşıladığı yapıların tümüne mesken yani ev denir diyor. Mesken tipleri bölgelere göre farklılık gösterir. Yapı malzemesine göre başlıca mesken tipleri nelerdir? Türkiye'den örnekler vererek açıklayınız diyor. Şimdi bak köye gittiniz. Bak bu kırsal kesimdekileri diyoruz tamam mı çocuklar? Kentsel alanlardakileri demiyoruz. Kentsel alanda genel itibariyle bizim betonarme yapılarımız olacaktır. Peki kırsal kesimde İç Anadolu bölgesindeki olanlar bizi Yozgat'tan, Kırıkkale'den, Ankara'dan, Kırşehir'den izleyenler. Bak köydesin ya da köye gittin. Oh be ulan burada hayat var diyorsun. Ulan bura ne güzel yer diyorsun ya ve evlere şöyle bir bakıyorsun. Evlere bak. Gözünü bir kapa evlere bak. Ne gördün evler? Evler böyle topraktan değil mi? Topraktan. Hatta böyle çatlaklar falan var değil mi duvarlarda? Peki biz bu evlere ne diyeceğiz? Biz bu evlere sevgili arkadaşlar kerpiç meskenler diyeceğiz. Şimdi bu adamlar niye burada kerpiç mesken yapmış derseniz çünkü ağaç yok ya. Ağaç yoksa bu adam ne yapacak? Sap, saman, çamur karıştıracak, bir harç oluşturacak ve bu harçla birlikte kerpiç meskenler yapacak. Biz bu meskenleri genel itibariyle iç Anadolu bölgesinde rastlayacağız. Mesela toprak meskenler de var. Özellikle bu toprak meskenler sevgili dostlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır diyebiliriz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ama bazı yerler böyle var ya taşlık ya yürüyemezsin. O kadar taş var. E bu kadar taş varsa adam bu taşı ne yapar? Evinde kullanır. O zaman burada da nasıl meskenler olur? taş meskenler olacaktır. Bunu da özellikle nasıl diyeyim size hem Akdeniz bölgesinde o kireç taşı var ya orada göreceğiz hem de volkanik arazi çevrelerinde göreceğiz. Volkanik arazi çevrelerinde de taş meskenler mevcuttur. Yahu hiç Nevşehir'e gitmediniz mi? Mübarekler. Nevşehir'de taş meskenleri görebiliyoruz. Onun dışında mesela bir de Karadeniz'e gidiyorsun. Allah'ım o yeşil o mavi nasıl güzel değil mi? O zaman insanlar oradaki ağacı kesip ne yapacaktır evlerde kullanacaktır ve biz bu yerleşmelere yapı malzemesinde neyi kullandın diyeceğiz ahşapı kullandın diyeceğiz bu ahşap meskenleri de biz Türkiye'de nerede göreceğiz Karadeniz bölgesinde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Ah sana yapı malzemesine göre mesken türleri ve örnekleri. Şimdi biz bu iklimleri özellikle birinci, ikinci dönem birinci yazılıda da yapmıştık. Burada da özellikleri iklimi bitkisi hepsini bir şöyle güzel bir şekilde tekrarlayalım. Bitki ölçü bakımından yeryüzünün en zengin alanıdır. Bak soru var ya bitti. En zengin alanı diyor ya ya bu sadece tek bir iklim için geçerlidir. Hangi iklim dersek bu tabii ki de arkadaşlar bildiğiniz üzere ekvatoral iklimdir. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Hemen devamındaki bilgilere de dikkat edin. Doğal bitki örtüsü burada da bu ekvatoral iklim için acayip önemli, yıl boyu yeşil kalan gür ormanlardır. Bak acayip önemli dikkat edin tamam mı çocuklar? devam ediyorum. Bak ikinci iklimin dağılış alanı bizim için önemli. Bak diyor ki Güney ve Güneydoğu Asya'da mevsimlik rüzgarların etkisiyle oluşmuştur. Etkili olduğu alanlarda. Bunlar yaz musonu ve kış musonu diye geçer. Zaten burada sorunun cevabını bana vermiş olduğu muson iklim bölgesidir. Peki fazla bilgi göz çıkarmaz. Nerede görülüyor? Güney Hindistan, Güney Çin, Tayland, Vietnam, Japonya ve Mançurya gibi bölgelerde görülür. Bak şu mevsimlik rüzgar da buranın cevap kısmıydı. Bunu da unutmayalım. Bak ne demiş? Yazlar, sıcak kurak kışlar, ılık ve yağışlı. Yahu sen bunu ortaokuldan beyli öğrendin. Ortaokuldan biri öğretmenin ne diyor sana? Akdeniz iklimi çocuklar yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Akdeniz ikliminde kışın kar yağışı olmaz diyor. Ya biliyoruz zaten hoca iklimin grafiğinde sıcaklığımız sıfırın altına düşmüyor. En yağışlı dönemi zaten biliyoruz. E çizdik ilkbahar yaz sonbahar kış geçtim buraya. En yağışlı dönem kış dönemidir. E o zaman bu iklim hangi iklim oldu? Tabii ki de bu iklim Akdeniz iklimi oldu sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım. Demiş ki bak soru buradan çıkar. Yağış rejimi düzenlidir demiş. Bak arkadaşım iki tane yağış rejimi düzenli iklim var. Bunlardan bir tanesi ekvatoral iklim bir tanesi okyanusal iklim. Ben şimdi birinci kısımda ekvatorali sorduysam buna o zaman direkt hiç okumadan okyanusal iklim diye yazıyorum. Ama öğretmenin mesela ekvatoral iklimi kısımlarda sormadıysa devamına dikkat et. Yıl boyu yağış almakla birlikte en fazla yağış sonbaharda görülür diyor. Bak şimdi. Sonbahar diyorsa eğiyi çiz. İlkbahar, yaz, var. Bizim Karadeniz iklimimiz okyanusal iklime benzer. Buradan da size güzel bir tüyo vermiş olayım. Soru da ne demiş? Yazlar kısa ve serin. Ha burası o zaman soğuk. Kışlar ise oldukça uzun, soğuk ve serttir. Yıllık sıcaklık ortalaması 0-10 derece. Yıllık sıcaklık farkı 20-40 derece civarındadır. Bak sıcaklık ortalaması sıfırın altında olsaydı ben buna tundura derdim. Ama 0 10 derece diyor ya o yüzden ben buna tundura diyemem. Bu karasalın sert olanı. Bak sert karasal iklimdir diyebiliriz tamam mı? Geldik. Bu bölgeler sürekli. Termik yüksek basıncın etkisi altında olduğundan yağış tutarı oldukça düşük ve kar şeklindedir. Yağışı azsa çöl iklimidir. Ya bu çöl iklimi ya kutup iklimidir. Ama kar şeklinde diyorsa o zaman direkt hangi iklime gideceğim ben? Kutup iklimine gideceğim bunu da unutmayalım. Nem azlığından dolayı günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir. Bak burada da soru buradan çıkar günlük sıcaklık farkı oldukça yüksek diyorsa hiçbir şey yapma. Direkt bunu çöl iklimi olarak yapıştır. Geç sevgili arkadaşlar geldik. Son nüfus sayımına göre sınırlar içerisinde toplam nüfusu 750 binden fazla olan iller Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülmüştür diyor. Türkiye'de yer alan Büyükşehir Belediyelerinden 5 tanesini yazınız. Dedi ki geldi böyle bir karşına soru. Bildiğin büyük illerimiz yaz. Ankara 1. İstanbul 2. Iki. Bunların ikisini yazdın. İzmir 3. Burada tıkandıysan ne diyeyim? Başka da bir şey demek istemiyorum. E, burada tıkanma canım. Allah Allah Bursa'yı yaz geç değil mi? Güzüyde bir şehrimiz. Ya da burada Adana'yı yaz ya. Bak ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük şehri yazdık, geçtik sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. İşlevlerine göre kentsel yerleşmeler nelerdir? Türkiye'den işlev diyorsa Oranın bir özelliği olacak. Mesela tarım kenti diyebilir. Tarım kenti deyince mesela kentsel alanda kim aklıma geliyor benim? Adana aklıma geliyor. Adana ile birlikte mesela Urfa da aklıma geliyor. Ya da mesela turizm kentim. Turizm deyince aklıma neresi geldi? Mesela Antalya geldi değil mi? Onun dışında mesela sadece illeri yazmayalım. Kuş adasını yazayım ben. Onun dışında mesela ticaret kenti deyince büyük şehirleri yazabilirsiniz. Kim var mesela burada işte? Ankara var. Hemen şöyle kısaltılmış şeklinde yazalım. İstanbul diyebiliriz. Onun dışında mesela başka ne söyleyebiliriz buraya? Ulaşım kenti diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Orada da aklımıza ilk gelecek yerlerden bir tanesi Kayseri olabilir. Kayseri dışında dışında tabii ki de Ankara olacaktır ve Afyon olacaktır. İlk gelecek dediğimde Afyon yazacağım diye çok düşündünüz ama Kayseri'de önemli ulaşım kentleri içerisinde yer alıyor. Bunu da unutmayalım. Tamam mı çocuklar? Mesela maden kentlerimiz var değil mi? Maden kenti deyince aklıma gelen en önemli yerlerden bir tanesi Zonguldak. Bir diğeri ise tabii ki de Batman'dır sevgili arkadaşlar. Onun dışında mesela liman kentlerimiz var deniz kıyısında olan. Kim mesela? Mersin'i söyleyebiliriz. Mersin dışında İzmir'i söyleyebiliriz. Mesela İzmir dışında bir de İstanbul'u söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burayı da böyle uzatabiliriz. Kültür kenti diyebiliriz. Askeri kent diyebiliriz. Onun dışında birçok kent grubunu da buraya dahil edebiliriz. Mesela idari kent de diyebiliriz. Tamam ben burada böyle örnek verdim gittim. Şimdi diyor ki soruda bize. Aşağıdaki Türkiye ve dünya haritaları üzerinde verilen cümlelerdeki bölge özelliklerine göre uygun yerleri gösteriniz. Bir numaralı alanlar nüfusun yoğun ve çok yoğun olduğu bölgelerde yer alır. Ben hemen bir numaralı alanları işaretliyorum. Bak mesela şurası. Neresi burası? Çin. Burası Japonya. Burası Batı Avrupa. Burası Kuzey Amerika. Bu kadar yeterli burada. Peki Türkiye'de bir numara. Ah İstanbul. Ah Ankara. Adana çevresi. İzmir çevresi, Güney Doğu Karadeniz'in o kıyı kuşağını söyleyebiliriz tamam mı? Bak mesela şurada da Zonguldak çevresini söyleyebiliriz. Önemlidir. Şurada da Antalya çevresini yazayım. İki numaralı alanlar nüfusun seyrek ve çok seyrek olduğu bölgelerde yer alır. Ha, Amazon Havzası. Orta Avustralya çöl, Kuzey Afrika çöl, Sibirya soğuk bölge, Grönland soğuk bölge, Kanada soğuk bölge. Bunları da böyle gösterdik. Seyrek diyorsa ah burada da bunu yazarım. Neresi burası? Hakkari çevresi. Mesela bak Menteşe yöresini yazarım. Biga yöresini yazarım. Yıldız dağlarını yazarım. Teke ve Taşeli platolarını yazarım. Erzurum, Kars, Ardahan yöresi. Tuz Gölü çevresini yazarım. Vallahi bana kimse de bir şey diyemez. Tamam Bak buralarda önemli. 3 numaralı alanlar sanayi bölgeleri içerisinde yer alır. 3 numaralı alanla eşittir bir numaralı alan diyebiliriz tamam mı? Niye? Çünkü nüfusun o yoğun olduğu bölgeler aynı zamanda sanayinin yoğun olduğu bölgelerde olmaktadır diyebiliriz. Burada sadece mesela bizim Haritamız üzerinde şu nereye almayabiliriz? Antalya çevresini almayabiliriz tamam mı? Ya da şu Doğu Karadeniz çevresini almayabiliriz ama onun dışındaki alanlar hem sanayi anlamında hem de nüfus anlamında yoğun nüfusludur. 4 numaralı alanlar Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır. Yazıyorum Akdeniz çevresi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya'nın güney güney batı uç kısımları, Şili'nin ortası, Kaliforniya bölgesi. E bizim ülkemizde Ege, Güney Marmara, Akdeniz ve Hatay'ın bulunduğu o alandan Antep'in bulunduğu alana kadar Akdeniz iklim bölgesidir. 5 numaralı alanlar karma yapraklı orman bölgesidir. Karma yapraklı orman bölgesi dediği okyanusal iklim. Ben şuraya şöyle yazayım. Yani senle bir bitki verildiği zaman sen bunun iklimini net bir şekilde böyle bilmen gerekiyor. 5 numaralı alan mesela Batı Avrupa. Amerika'nın güneydoğu ve kuzeybatı kısımları, Arjantin'in bulunduğu yer, Avustralya'nın doğu kısmı değil mi? Bu alanlar mesela okyanusal iklim bölgesidir. Karma yapraklı orman bölgesi. Bizim ülkemizde de Karadeniz bölgesini diyebiliriz. Karma yapraklı orman bölgesidir diyoruz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Peki bir diğer harita sorumuz. Harita üzerinde işaretli alanlarda yerleşmelerin bak ne demiş yoğun ya da seyrek olduğu alanları yazınız demiş. Bir numaralı alan yerleşmenin seyrek olduğu yer çünkü bit görsü gür, iklim sıcak ve nemli. İki numaralı alan yerleşmenin yoğun olduğu yer beşeri faktörler. 3 numaralı alan yerleşmenin seyrek olduğu alan çünkü soğuk iklim. 4 numaralı alan yerleşmenin seyrek olduğu yer soğuk iklim. 5 numaralı alan yerleşmenin yoğun olduğu yer beşeri faktörler. Yani 2 ile 5'teki yerleşmenin yoğun olmasının temel sebepleri aynıdır bunu unutmayalım tamam mı? Önemli. 6 numara seyrek çöl bölgesi. 7 numara şöyle bir bakıyoruz. Konga havzası seyrek Niye? Bir ile aynı özelliktir. Tamam Bak bunu da unutmayalım. 8 numara seyrek neden? Çünkü kutup bölgesi. 9 numara seyrek neden? Çöl bölgesi. 10 numara seyrek neden? Dağlık alan. 11 numara yoğun neden? Tarihi faktörler. Bunu da unutmayalım. 12 numara seyrek neden? Çünkü soğuk iklim bölgesidir. Bak 3 numara, 4 numara, 12 numara, 8 numaradaki yerleşmenin seyrek olmasının nedenleri aynı. Ya da 1 numara, 7 numarada seyrek olmasının temel sebepleri aynı ya da 9 numara 6 numarada seyrek olmasının temel sebepleri aynıdır bunu da unutmayın. Şimdi geldik. Bölge kavramları var. Bunların özellikleri dikkate alınarak verilen bölge türlerinin karşısına uygun durumları. Yani bölge türleri verme sınırları kısa sürede değişen değişme. Bak şunu unutma. Biz şimdi sevgili arkadaşlar bölgeyi temelde iki kısma ayırıyoruz. Bir işlevsel bölge işlevsel hizmet bölgesi, işlevsel yönetim istatistik bölgeleri gibi. Bir de arkadaşlar şekilsel bölge, dağlık bölge, turizm bölgesi gibi. Şekilsel bölgeyi de ikiye ayıracağız. Bir doğal şekilsel bölge, yer şekline göre, iklime göre, bitkiye göre, toprağa göre. Bir de beşeri şekilsel bölgemiz var. Yani nüfus bölgesi, tarım bölgesi, sanayi bölgesi gibi. Bak şimdi sınırları kısa sürede değişen bölgeler beşeri şekilsel ve işlevsel bölgelidir. Yani bunların sınırları kısa sürede değişir ama doğal şekilsel bölgenin sınırı uzun sürede değişir. Bak şimdi dağlık alan bölgesi diyor. Dağlık alanlar bölgesi diyor. Dağlık alan diyorsa doğal şekilsel bölge değil mi? O zaman bunun sınırı uzun sürede değişecektir diyebiliriz devam ediyor. Seyrek nüfuslu bölge. Bak seyrek nüfuslu bölge demiş. Nüfus diyorsa beşeriye girer mi? O zaman bölgenin sınırı kısa sürede değişir. Akdeniz iklim bölgesi. İklim doğal şekilselse uzun sürede değişir. Birleşmiş Milletler bölgesi beşeri şekilsel bölgedir. Sınırı kısa sürede değişir. Hemen şuradan da şöyle silgiyle şunu alalım. Sanayi bölgesi beşeri şekilsel bölgedir. Sınırı kısa sürede değişir. Laterit toprak bölgesi doğal şekilsel bölgedir. Sınırı uzun sürede değişir. Petrol üretim bölgesi beşeri şekilsel bölgedir ve sınırı kısa sürede değişebilir. Kutup bölgesi soğuk bir bölge, doğal şekilsel bölge. O zaman bu da sınırı kız uzun sürede değişecektir diyebiliriz. Buraya da şöyle artı yapalım sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmamış olalım. Diyor ki sonra da insanların atmosfere olan etkilerini ve bu etkilerin sonuçlarını. Özellikle biz atmosferdeki en büyük yaratmış olduğumuz etki ben şuraya tek bir iki kelime anlamda yazayım. Bunu sözel anlamda söyleyelim. Hava kirliliği. Hava kirliliğine nasıl sebebiyet veriyoruz? Sanayileşme faaliyetlerine bağlı olarak kirliliklerimiz var konutlarda ısınmaya bağlı olarak kirliliklerimiz var. Ulaşıma bağlı olarak kirliliklerimiz var ve beşeri faaliyetlere bağlı olarak kirliliklerimiz var. Ve tüm bu kirliliklerin sonuçları içerisinde ne var dersek önemli olaylardan bir tanesi küresel iklim değişikliğidir. Bu çok önemlidir ve bizi etkilemektedir. Aynı zamanda ozon tabakasının da seyrelmesine sebebiyet vermişiz ve aynı zamanda sevgili dostlar bu bizi ister istemez olumsuz anlamda da hastalık noktasında da etkilemiş bizdir. Mesela dünyada literatüre girmiş kirlilik tipleri var. Londra ve Los Angeles tipi hava kirlilikleri tüm bu sebeplerden dolayı. Mesela sanayi tesisleri Londra tipi kirliliğe, ulaşım faaliyetleri Los Angeles tipi hava kirliliğine sebep olmuştur. Bunu da unutmamış olalım. Özellikle burada da fosil yakıt kullanımının artması hava kirliliğinin artmasına neden olmuş ve aynı zamanda hayvancılık faaliyetlerinin artış göstermesi metan gazının artmasına neden oluyor ve bu da küresel iklim değişiminin en önemli temel sebeplerinden bir tanesidir diyebiliriz. Geldik çoktan seçmeli sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreyi yanlış kullanması sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan biri değildir demiş. Asit yağmurları evet sanayi faaliyetleri özellikle nitrit gazı mesela nitrit asit nitritik asite dönüşüyor. Sülfür gazı sülfürik asite dönüşüyor. Erezyon bitkiyi tahrip ediyoruz ya da yanlış tarımsal faaliyetler bu da olumsuz bir etkidir. Ozon tabakasının seyrelmesi gene olumsuz etkidir. Güneşten gelen zararlı ışınlar yeryüzüne geliyor. Tsunami, insanların çevreyi yanlış kullanımı sonucunda mı ortaya çıkıyor? Kütle hareketleri mi? Kütle hareketleri tabii ki de yamaç dengesini bozan beşeri faaliyetler var. Ama Tsunami'de deniz ve okyanus tabanlarında meydana gelen deprem olabilir volkanizma olabilir ve sevgili arkadaşlar burada bir de kütle hareketleri olabilir. İşte tüm bu sebepler tsunamiye neden olacaktır diyebiliriz. Doğayı ihtiyaçları doğrultusunda kullanan insanın yaşadığı çevreyi yapmış olduğu müdahaleler tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur diyor. Sanayi devrimi ile birlikte nüfusun hızla artması ve gelişen teknoloji insanın çevreye yönelik etkisinin artmasına neden olmuştur ve diyor ki bize haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer bölgelere göre daha fazladır. O zaman sanayi faaliyetlerinin daha yoğun olduğu bir alanı almam lazım. Harita üzerinde işaretli yerlerde sanayi faaliyetlerinin daha yoğun olduğu en önemli alan Çatalca Kocaeli Pilatus'tur. O yüzden sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Geldik bir diğer soruya. Türkiye siyasi ve ekonomik özelliklerine göre oluşturulan aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları içerisinde yer almaz? NATO sınırları içerisinde yer almaktayız. Özellikle 1952 yılında Kore Savaşı'ndan sonra NATO üye olduk. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne gene üyeyiz. Karadeniz İşbirliği Bölgesi'ne üyeyiz. Avrupa Birliği'ne maalesef üye değiliz. Müzakere sürecimiz hala devam etmekte. O yüzden cevabımız D seçeneği İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kurucu üyeleri içerisinde yer almaktayız. Bunu da unutmayalım. Yukarıda bir harita vermiş hangisi ya da hangileri bakımından benzer bölge sınıflandırılması içerisinde dahil edilebilir demiş. Şimdi ben buralara baktığımda çöl iklimini görebilmekteyim. O zaman çöl iklim bölgesi olabilir. Ve aynı zamanda bu alanlar seyrek nüfuslu bölgelerdir. Bunu da dahil edebiliriz. Stepp bitki bölgesi midir dersek tabii ki de burada step bitki bölgesi değil Kurakçılot ot bölgesidir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 ile C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden bir değildir. Kutuplar evet var. Çöller var. Bataklıklar var. Dağlık alanlar var. Ama ovalar yerleşmeyi sınırlandıran faktörler içerisinde yer almamaktadır. MİB'in örnek yazılı sorusuna bakalım. Türkiye'de ılıman iklim özellikleri görülmesine rağmen yerleşmelerin seyrek olduğu bölgeler örnekler veriniz demiş. Mesela bu benim aklıma geldiğinde o İstanbul'un kuzey Batı kısmına geçiyorum. Yıldız Dağları'nın bulunduğu yer. Yıldız Dağları'nın bulunduğu yerde yerleşmeler seyrektir. Bak iklim elverişlidir, ılımandır. Yer şekillerinden dolayı. Mesela aynı durum nere için geçerli dersek Çanakkale için geçerlidir. Özellikle Biga Yarımadası'nda yerleşmeler seyrektir. Temel sebebi Arazinin engebeli olmasıdır. Mesela Menteşe yöresi Muğla'nın bulunduğu yer var ya bu alanda da gene yerleşme seyrektir. Yeryüzü şekilleri. Aynı şekilde teke ve taş eli platosu. Bu alanlarda da gene iklim elverişli olmasına rağmen yerleşmeler seyrektir. Hem karstik arazi hem de yer şekillerinin engebeli olmasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki kırsal yerleşme ile kentsel yerleşmeyi birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Hemen ben şuraya şöyle o zaman bir kırsal yerleşme yazayım. Hemen onun karşısına da geleyim. Şuraya şöyle kentsel yerleşme yazayım. Bunları birbirinden nasıl ayıracağız? Kırsal yerleşmelerde bir ekonomik faaliyet açısından birbirinden ayrılır. Kırsal yerleşmelerde birincil ekonomik faaliyet grupları yoğun ölçekte görülürken kentsel yerleşmelerde hem ikincil ekonomik faaliyet grubu hem de üçüncül ekonomik faaliyet grubu vardır. Peki şimdi siz diyorsunuz hoca bunlar ne diye? Birincil ekonomik faaliyet grubu tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madenciliktir. İkincil ekonomik faaliyet grubu sanayidir. Üçüncül ekonomik faaliyet grubu hizmetler sektörüdür. Tamam mı? Peki ekonomi dışında nüfus da belirleyici bir kriterdir değil mi çocuklar? Mesela kırsal yerleşmelerde nüfus genel itibariyle 20 binin altındadır. Kentsel yerleşmelerde ise nüfus genel itibariyle 20 binin üzerindedir. Bunu da unutmayalım. Bununla birlikte yönetim birimleri anlamında da birbirinden ayrılabilir. Mesela kırsal yerleşme birimlerinde yönetim birimlerinde muhtarlar ve o kasaba dediğimiz kısımlarda belediye başkanları yer almakta. Kentsel yerleşmelerde ise yönetim birimleri içerisinde valiler ve aynı zamanda kaymakamlar yer almakta diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Türkiye'nin mutlak konum özelliklerine bağlı olarak geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülmesi gerekirken hop ülkemizde karasal iklimin geniş bir alanda görülmesinin temel sebebi nedir dersek. Bak şimdi şöyle bir Türkiye haritası çizmemiz gerekirse. Şimdi bu çizdiğimiz Türkiye haritasında sevgili arkadaşlar. Normalde diyor ki bize geniş bir alanda kim görülecek? Geniş bir alanda sevgili dostlar. Şöyle ha aldık. Akdeniz iklimi görülmesi gerekiyor. Ama karasal iklimin geniş alan görülmesinin kaplamasının temel sebebi bu kısımda Kuzey Anadolu Dağları. Şuraya şöyle kısaltılmasını yazıyorum. Şu kısımda ise nedir? Toros Dağları. Yani kuzeyde ve güneyde dağların kıyıya paralel uzanması o denizel etkisinin ilk kesimlere kadar sokulmasını engellemiş. O yüzden bizim ülkemizde geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülmesi gerekirken karasal iklim görülmüştür diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü yazılı etkinliğimizin sonuna. İnşallah yazılarınız bizim ve sizin düşündüğünüz gibi geçer. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.